Sayın Murat Ülker'i alkışlarınızla, güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Murat Bey hoş geldiniz efendim. Sahne sizin, buyurunuz. Evet, buyurun lütfen Murat Bey. Spor Bakanımız gerçekten şahane. Bu oturumu başlatmadan önce hem hikayesini daha yakından dinlemiş olduk, hem de enerjisini hiç kaybetmemesini arzu ediyoruz. Ben gerçekten Sayın Bakanımıza yürekten bir alkış daha istiyorum sizlerden. Ve tabii ki onlara destek veren, başta Yıldız Holding olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında genç arkadaşlarımıza çıktıkları yolculuklarda büyük katkılar sağlayan, özgüven veren ve yapılabilirliği gösteren bütün iş insanlarımıza, başta Yıldız Holding olmak üzere teşekkür ediyoruz. Ülkemizin her biri çok önemli, değeri. Evet Murat Bey, tabii birçok şeye hükmedebiliyoruz ama zamanı hükmedemiyoruz. 20 dakikalık bir süremiz var. Hatta şu anda 19 dakika 45 saniyemiz kaldı. Allah ömür verirse inşallah. Nasip olursa birlikte yaşayıp göreceğiz eğer yaşarsak. 1944 yılından bu yana bu ülkeye katma değer sağlıyorsunuz. Petibör'le başlayan bir hikaye. Hepimizin hayatında şüphesiz ki çayla birlikte vazgeçilmez bir noktaya geldi. 300'den fazla marka, alt kuruluşları ve önemli karar alma zincirlerini de görüyoruz. Belki başardıklarınızın yanında başaramadıklarınız da şüphesiz ki var. Çünkü hayatın bir gerçeği aslında bu. Bir anlamda globalde de önemli işlere imza atıyorsunuz ama yapıda complexity'den simplicity'ye dönüşü de görüyoruz. Bunu nasıl yönetiyorsunuz? Yani bu soruya neresinden başlayıp cevap vereceğiz? Şimdi hepsini bir arada sordunuz. Şeye benzerdi, hani kompüter ilk icat olunca sormuşlar ya ne var ne yok diye. Ben gene bir kenarından söyleyeyim. Arkadaşlar siz de biliyorsunuz bizim işimiz biraz bisiklete binmeye benziyor. Devamlı pedalı çevirip devamlı ilerlemeniz lazım. Yoksa düşersiniz. Çok basit bir şey. Tabii bir piyasa varsa söylediğiniz gibi şirketler almak uygun bir strateji olabilir. Ama devir değişir, bu şirketleri satmak da kaçınılmaz olur. Yani bu işinizin içinde görmeniz lazım. Biz daha 90'lı yıllarda Sabri Bey'le beraber global olmak için atılımlarımız vardı. O zaman bir büyük şirketi satın almak için İngiltere'ye gitmiştik. Bize satmadılar. Her şey nasip değil tabii. Sonraki yıllarda muvaffak olduk. Bütün bu işlerde basitlik dediniz ya, basitlik şöyle mümkün oluyor. Yani bir yönetici ne yapacak, ne yapmayacak? Kime soracak, kime sormayacak, danışılacak? Veya hangi konularda ne paraya kadar yetkisi var? Bütün bunları biz bir yetki onay çizelgesi yapıyoruz. O şekilde ilan ediyoruz. Bunu herkes biliyor ve bu bütün yönetim kademelerini ve bütün fonksiyonları kapsıyor. Böyle olduğu zaman da yani kabahat da olsa kimin kabahati, kimin sorumluluğu belli. Başarı olsa zaten onu herkes paylaşıyor. Paylaştıkça mutluluk çoğalıyor biliyorsunuz. Bu açıdan mühim, yetki onay çizelgesi olması. Bu çok askeri gibi gözüküyor fakat işleri çok kolaylaştıran bir şey. Hani sirküler var ya, bankalara değil de birbirinize şirket içinde de yaptığınız gibi düşünün. Başka bir konu, şirket içindeki organizasyonları da kapsamlar ve katmanlar diye, spans and layers, ikiye ayırırsak, burada ne var? Mesela kapsam dediğimiz zaman, bu bizde şu anda bir yöneticiye kaç kişi bağlı demek? Bizde şu anda bu 4, bunu 8'e çıkarmaya çalışıyoruz. Ha aslında yani 1'den 18'e kadar olan organizasyon var ama bunlar verimsiz oluyor. Yani 18 de çok fazla, 1 de çok az. Keza katmanlar, yani hiyerarşi nasıl olacak dediğimiz zaman burada da bizde şimdi ortalama 6'dır, 4'e düşürmeyi hedefliyoruz. Fakat aslında bence 3 olması lazım. Yani dede torun prensibi gibi. Zaten bir ailede de o kadar oluyor. Yani öyle bir benzerlikle. Bütün bunlarla ne oluyor? Herkes ne yapacağını, neden sorumlu olduğunu, kime neyi danışacak, kimle beraber yapacak. Bunları biliyor, onlara bağlı olanlar, herkes de bunu biliyor. Bize iş yapanlar da bunu biliyor, müşterilerimiz de biliyor. Şimdi mesela bana arada geliyor, çok seyrek olarak. Birisi diyor ki, ya diyor ben iş arıyorum, sizin orada iş var mı?
Ben diyorum biz de 80 bin kişi çalışıyoruz. Bir iş bölümümüz var, bir delegasyonumuz var. Ben bu işe bakmıyorum. Ama bakan arkadaşıma ileteyim, söyleyeyim. Genelde siz iletince de alırlar diye düşünüyorum yani. Şöyle bir torpil imkanım var benim. Bizde en büyük torpil odur. Sizi mülakata alırlar. Ama kararı gene kendileri verirler. Yani bu sayede basit, hızlı ve bugünkü adıyla çevik bir şirket olabiliyoruz. Buyurun. Şimdi Murat Bey, siz ülkemizi globalde de temsil ediyorsunuz. Girişte de bundan bahsetmiştim. Rahmetli Sabri Bey döneminde de siz aslında belirli yapıları devralma ya da ortaklık gibi süreçler de ilerletiyorsunuz. Sizin döneminizde de çok fazla örneklerini gördük bunun. Bundan sonra da mutlaka tahmin ediyorum ki yine siz yeni şirketler alacaksınız. Ya da elinizde bulunan bazı şirketlere uluslararası anlamda ortaklıklar benim en çok sevdiğim bir emoji var. Böyle yapıyor, nasip diyor. Bu süreçler nasıl ilerliyor? Mesela siz bir şirketi almaya ya da bir şirkete yatırım yapmaya nasıl karar veriyorsunuz? Evet, bir şirket almak, bir şirket satmak. Aslında bunlar insanın tabiatında yok. Yani içgüdüsel değil. Kimse işini vermek istemez. Ya alacaksınız. Hani nasıl babalar kızlarını vermek istemez ama çarın açar. Hayat böyle. Neyse. Yani bu insanın yapısına ters. Ancak eğitimli oluyor. Ben özel bir danışman tutarak bir sene müddetle her hafta toplantı yaparak ya hangi şirketi satsak kim alır, biz neyi alabiliriz, nasıl olur diye çalıştım ve kendime bunu alıştırdım. Çünkü bu hakikaten bu bir psikolojik bariyer. Bunu geçmeniz lazım. Tabii aldınız diyelim. O zaman da ne lazım? Tabii uyum lazım, adaptasyon lazım. Yeni bir şirket alındığı zaman işçiler dahil herkes toplanırdı, beni götürürlerdi. Diğer ortaklar da sen konuş derlerdi. Ben de onlara anlatırdım dilimden, elimden geldiği kadar. Bir keresinde Kümaş almıştık. Kümaş bir yerde devlet kuruluşu gibiydi zaten. Masaya oturduk, yemekhanede konuşuyoruz. Ben bir dakika dedim ya, herkes burada yok, sendika nerede? İşçi sendikasını da çağırdım. Onlarla beraber konuştuk. Bütün taraflar beraber anlaşıp beraber el sıkışırsanız o zaman muvaffakiyet imkanı daha fazla olur. Avantajınız olur. Keza bir şirketi sattığınızda da gene mühim olan nedir? Oradaki insanların güven içinde olması. Ben bir şirketi satacağım zaman onu da gider konuşurum oradaki arkadaşlarımla. Niye yapıyorum, ne yapıyorum? Yani planımı anlatırım. Onların gelecekten ne umacağını anlatırım ve bunun onlar için daha hayırlı olduğuna onları ikna edebiliyorsam o şirketi satarım. Şimdiye kadar 30'dan fazla ben marka, fabrika, şirket sattım. Bunların içinde de çok şükür hepsi hayatına devam ediyor. İşleri iyi çünkü bir kısmının mallarını ben dağıtıyorum, buradan biliyorum. Öbür taraftan da yani hiç yumurta aldım sarısı çıkmadı diyen de gelmedi yani. Öyle bir şikayet de olmadı çok şükür. Murat Bey, şimdi ben dünyanın her yerinde Türk arkadaşlarımla seyahatler ediyorum. Biz Türkiye'den giderken mutlaka yanımıza çikolatalı gofret götürüyoruz. Çünkü her şeyle tüketiliyor. Hem asitli içeceklerle hem bizim olmazsa olmazımız çayla. Siz çikolatalı gofret sever misiniz ve tüketir misiniz? Ben öncelikle şunu soruyorum yani. Çikolatalı gofret sevmeyeniniz var mı? varsa Cevahir ailesinin özel hizmeti olarak dışarıda bir ambulans bekliyor. Müdahale yapacaklar efendim. Estağfurullah. Şimdi çikolatalı gofret hakikaten tabiri mazur görün. Yerli ve milli bir var. Niye? Yani biz bunu ihracata çok muvaffak olamıyoruz. Pazarlama kitabında, pazarlama ilminde ne yazıyorsa bütün yanlışlar üzerinde var. Fakat çok muvaffak. Biz günde 2 milyon tane satıyoruz. Bahtı açık o zaman. Allah razı olsun yani tüketicilerimizden, müşterilerimizden. Şöyle diyelim, üzerinde kocaman Ülker yazıyor. Ülker aslında işte şirkettir de, ailedir de, yani tam bir marka değil. Markası nedir? Çikolatalı gofret. O da bir marka değil, tanımdır. Ambalajı çok basittir. Rahmetli annem derdi, oğlum bu pabuç kadar gofreti kim yiyor derdi. Biraz da büyük yani. tabii esas sırrı nerede derseniz de, yani yapılış şekli modernize oluyor tabii, makinalar değişiyor ama o çıtırtısı, o kreması,
Yani reklam değil, pardon. Ama yani bunları değiştirmeden muhafaza ediyoruz. Muvaffakiyet oradan geliyor bence. Başka global mallar var. Mesela Biskrem. Burada da çok satılır. Ama bizim yurt dışında yapıp sattığımız Biskrem Türkiye'dekinden çoktur. Yani o global olan bir mal. Hikmetini bilemiyorum. Süremizi çok pozitif kullanıyoruz şu anda. Şunu da sormak istiyorum. Siz tabii, Halley ürününü aslında çok öncesinden sunuyorsunuz böyle bir ürün yapabiliriz diye. Ama ilk etapta kabul görmüyor. Bir müddet sonra hayata geçirebiliyorsunuz. 7 sene sürdü. İyi bir vakit. Bu 7 yıllık süreci siz şüphesiz ki yeni ürünler de devreye aldınız, evet, piyasaya sundunuz. Halley bu kadar tuttuktan sonra piyasada ben demiştim diye bir ifade kullandınız mı? Yok, böyle bir şey ayıp olur. Çünkü ben o zaman Arge'de çalışıyordum. Patron Sabri Bey'di. Ne diyeyim yani. Ben diyordum hep bunu yapalım. Vakti var oğlum, dursun diyordu. Sonra enteresandır. Yapalım dedi. Ne zaman dedim? 6 ay sonra dedi, piyasada olsun dedi. Biraz da yorulduk yani. Murat Bey, şimdi Türkiye'de aile şirketleriyle ilgili aslında bir ön yargı var. Kuşaklara aktarımı noktasında problemlerin olduğunu düşünüyor insanlar. Son yıllarda özellikle bu biraz kırılmış olsa da genel olarak böyle bir düşünce yapısı var. Siz 1944 yılından bu yana biraz önce de bahsettiğim gibi şirketler aldınız, çalışan sayınızı yükselttiniz, globalde önemli yatırımlar yaptınız ki sizin birçok farklı markayla ilgili de önemli yatırımlarınız var. Siz sizden sonraki kuşaklara ki buradaki genç arkadaşlarımız açısından bence bu sorunun cevabı çok kıymetli. Estağfurullah. Zamanın ruhu bizden birçok şeyi alıyor ama bize geride bıraktığı en önemli şey tecrübe, başarılmış hikayeler ve başarısızlık hikayeleri günün doğru sonunda bize bir tecrübe kazandırıyor. Doğru. Siz sizden sonraki kuşaklara bu başarının devam etmesi için ne gibi şeyler aktarıyorsunuz? En büyük öğütleriniz nelerdir? Hepsinden önce şunu söyleyeyim. Bizim içimizde şöyle bir şey var. Hani bizden marka çıkmaz. Bizde efendim çok eski şirketler yoktur diye. Sosyal medya tabii bulunmaz bir hazine. Geçen gün gördüm, Amerika'da bir şirket bateri yapıyor. Dım 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 çalıyorsunuz ya. Bu şirketin adı Zilciyan. Kuruluş yeri Osmanlı diyor, İstanbul. Ve 400 yıllık bir şirket. Demek ki çıkmış da uzaklara bile gitmiş yani. Aile tabii özel bir şey. Yani şöyle düşünün, biz aileyiz, hadi bir işimiz olsun diye düşünmemek lazım. Yani bir aile şirketi olsun. Şirket olur da ortakları, hissedarları bir aileden meydana geliyorsa veya bir baba çocukları, işte dede torunları falan oluyorsa o zaman o bir aile şirketi oluyor. Ama şöyle düşünün, yani ailedeki kan bağı hısımlıkla oluyor, şirketteki ise hissedarlıkla oluyor. Yani şirketteki hissedarlık yapabilirsiniz ama sürdürmek için gayret göstermeniz lazım. Halbuki akrabalarınız akrabalarınızdır. Yani mesela ailede miras kaçınılmazdır. Şirkette size devretseler bile ona layık olamazsanız elinizden kaçar gider, kaybedersiniz. Aileyle alakalı gene aile bağlarında örfen ve dinen birbirine bağlılık vardır. Sevgi ve saygı vardır. Bu bir sorumluluk da beraberinde getirir. Şirkette ise kural bile koysanız, kanun bile koysanız, şirket kurtlar sofrasıdır, aile yer sofrasıdır. Onun için kanun neyse, şimdi diyorlar ki aile anayasası yapalım. Devletin topu tüfeği var, anayasasını korur, biz ne yapacağız? Yani ticaret kanunundan ötesi yoktur. Aile içinde onun için, babam bana öyle dedi. Oğlum dedi, benim yaptığım işi yapman gerekmez dedi. Hatta dedi, ben çok uğraşıyorum bir sürü insanla. Bizim işimiz böyle incikli cincikli bir iş. Gıda işi tabii. Dağıtım lazım, ambalaj lazım. Velhasıl sen dedi, istersen doktor ol dedi. Bir dedi, altın bilezik kolunda dedi. Nerede ne olsa iş yaparsın dedi. Ben baktım ki doktor olun. Muhasebe de hesap oluyor yani. Fena değil. Velhasıl yani çocukları serbest bırakmak lazım. Eğer istiyorlarsa hakikaten çalışmak, o zaman da iş hayatının kurallarını koymak lazım. Aile kuralları dediğim gibi sevgi ve saygıyla olur. Mesela babam bize işi devrederken, bir kız bir oğlandık biz. Dedi ki erkek 2 pay alır, kız 1 pay alır dedi, nasıl yapalım? Ben dedim bu kadar çok malda böyle bir şeye lüzum yok. Yani bu sen eşit paylaştır. Emin misin dedi. Dedim bir ricam var sadece, sözüm yerde kalmasın, bana 1 pay fazla ver dedim.
İşte öyle de geçirip gidiyoruz. Böyle yapıyoruz. Yani iş iyi gidiyor da kim ne kadar memnun oluyor, ne kadar doğru derler onu bilemem. Ama ablam hep şöyle söylerdi sağ olsun. Keşke dedi erkek olaydım da sana yardım edeydim. Daha hani güç birliği yapsaydık dedi. E bugün çok şükür oğlu Ali benim yeğenim işimizin başında. Yani bir yardımdan fazlasını yapıyor Allah razı olsun. Yani bunları da yapmak lazım. Mesela amcam, babam miras bırakmadılar hiç. Ne demek? İşin başındayken bir zamanları devrettiler. Hatta biz sorduk. Dedi ki bir bakayım dedi. Nasıl yapıyorsun göreyim de dedi. Elim ayağım tutarken. Bunu yapamazsan geri alırım hesabı. Murat Bey süremiz son 5 dakikaya girdi. Biraz hızlı olmam lazım. Çok özür diliyorum. Bizim hayatımızda hep bir Murat Ülker vardı ama geçtiğimiz aylarda Candaş Tolga Işık'a bir röportaj verdiniz. Adeta Türkiye sallandı. Burada da izleyen birçok insan vardır diye düşünüyorum. Vardır yokmuş, diye yokmuş, düşünüyorum. Yokmuş. İzleyenler. milyonlarca paylaşım aldı. Herkes hata yapabilir. Ben bunu bir hata olarak görmüyorum. Aslında orada sizin hayata bir anlamda ne kadar sade baktığınızı da görüyoruz. Bizim çok problemli olarak gördüğümüz noktalarda sizin daha basit düşünceyi devreye aldığınızı görüyoruz. Sosyal medya kullanımınızda da bunu görüyoruz. Siz Instagram kullanıcısınız, aktif olarak kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bu sade yaşam size ne kazandırıyor? Yani sade yaşam ne demek bilmem ama ben çok eğleniyorum yani. Öyle sade bir hayatım yok. Hobilerim var, arkadaşlarım var. Gezerim, tozarım. Daha doğal bir yaşam değil yani. yaşıyoruz işte yani. Hayatta öncelikleri doğru tespit etmek lazım. Mühim olan o. Ve başarmak istediğin konuda çok çalışırsan en azından ya olmadı diye bir mazeretin olmaz yani. Ama tabii gayret bizden, tevfik Allah'tan ne diyeyim. Murat Ülker şirketlerinin işleyişlerini nasıl takip eder? Yani biraz meraklı olmak lazım. Bu yıllar itibariyle değişiyor. İsterseniz ben bunu size kısaca izah edeyim. Şöyle, ben başladığımda işe babam bana kamyon boşaltmak dahil tahmil tahliye yaptırmıştı. Her işe koştum. Dedi ki bu işleri yap dedi. Yarın dedi bu adamlara iş buyuracaksın. Onlar dedi ne hissediyor bilmen için bunları yapman lazım. Çok da faydasını gördüm doğrusu. Daha sonra iş yaparken söylerdim yani bunu yap filan diye birisine. Fakat bir tezcanlılık var. Ondan önce ben gider yapardım. Sonra biraz daha zaman geçince söylüyorum gene işte böyle böyle yapalım diye. Ama anlatıyorum böyle nasıl yapacak, ne yapacak adım adım detay detay anlatıyorum. Yani dinleyen adam da sıkılıyordur ama böyle çalışıyoruz. Sonra baktım böyle olmuyor. Ne yaptı diye kontrol etmeye başladım. Ama o zamanlar ben gece saat 2'lere 3'lere kadar çalışıyorum. Toplantıyla beraber böyle. O zaman müsiyat yönetim kurulları da o saatlerde biterdi yani. Öyle günlerdi. Neyse. Şimdi böyle çalışırken, bunları görürken baktım ki bu iş böyle gitmeyecek. Delege etmek lazım. Şimdi ne yapıyorum? Bir sürü üst kademe yöneticimiz var. Yani belki birkaç yüz tane genel müdürümüz var. Bunların demin anlattığım yetki onayı nasıl çalışıyorlar? Bunlar belli. Bunlara ben bu işleri söylüyorum nasıl yapalım diye. Ama bunun yanında da şu mühim. Onların ben bu işi benden iyi yapacaklarına, ihtisas konularında benden iyi olduklarına inanıyorum. Bunu da onlara söylüyorum. Onlar da iyi niyetli arkadaşlar, gayret ediyorlar. Yani o zaman ne oluyor? Bir sürü Murat Ülker varmış gibi çalışıyoruz. Veya ben de onlardan birisiymişim gibi çalışıyoruz. Hedef koyuyoruz. Hedefler de basit. İşte satış rakamı koyuyoruz. Kar rakamı koyuyoruz. Bir de nakit para. Bu kadar olsun diyoruz. Bu üçünü tutturursa çok güzel. Bütçesini kendi yapıyor. Hedeflerini kendi koyuyor. Diyelim ki bunu tutturdu. Hatta biraz daha fazla oldu. O zaman yani normal alacağı paranın da 2-3 mislini alıyor. Kaymaklı ekmek kadayıf. Formül kolay. Ha, tabii bunlar için de işte o şey dediğimiz yani KPI dediğimiz, OKR dediğimiz konuları üzerine eğilip hakikaten ama birinci mesele delegasyon. Çok kesin bir şekilde sorumlulukları ve yetkileri tespit etmek ve bunlara uymak, bunlara hürmet etmek. Ben eski alışkanlıkla bazen böyle mailleri falan da çok kısa yazarım, kısa cevap veririm.
bizim ofis diyor ki ben yazıyorum gönderiyorum. Bir dakika bir dakika diyor, ya bu işten bu adam mesul değil ki diyor, buna gönderme diyor. Veya bu işe sen karışma diyor. Böyle bir ikaz da lazım oluyor yani. Başardık galiba. Son 50 saniyemiz içerisine girdik. Şunu sormak istiyorum. Gençlik aslında bulunduğu her dönem içerisinde bir üst kuşağa göre hep aykırı olarak adlandırıldı. Tarihten bu yana. Ve iletişim hayatımızın her döneminde doğru, çok önemli ve çok kıymetliydi. Duvarlara yazılarla insanlar bir dönem iletişimi sağladılar. Sonra dumanlarla, kuşlarla, bugün geldiğimiz noktada cep telefonlarıyla anlık görüntüler. 80 öncesi biz gene yazıyorduk duvarlara zaten. Belki siz şu anda mektup da yazabilirsiniz. Böyle alışkanlığınız da olabilir. Siz günümüz gençliğini nasıl yorumluyorsunuz? Birçok sıfatlar konuşuluyor, birçok şeyler yani söyleniyor. Yani günümüz gençliğini ben kendi gençliğime baktığım zaman biraz yavaş buluyorum. Biraz daha fazla çıkıntı olmaları lazım. Biraz daha fazla sesleri çıkması lazım. Yani aykırılık iyidir. Gençlik de kıymetli bir hazinedir. Kıymetini bilin, kullanın yani. Murat Bey, sizi tebrik ediyorum. Hatta 10 saniye fazla verdik. Rica ederim. Yıldız Solcuk Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Ülker'e çok teşekkür ediyorum. Bir hatamız olduysa kusura bakmayın lütfen. Bu arada benim de Forbes listesindeki isimlerden biriyle ilk kez sahnede yan yana gelmem. Rica ederim. O da benim açımdan güzel bir şey. Bu fotoğrafı da saklayacağım her zaman. Tamam. Saygılar sunuyorum. Adem, seni de tebrik ediyoruz. Zaman planlaması muazzamdı. Efendim, sizi biraz yoracağız. Size de bir hediye takdimimiz var. Evet. Hediye takdimi için UGİK İcra Kurulu üyesi Sayın Furkan Meral, UGİK İcra Kurulu Başkanı Sayın Masum Usta ve Genç Müsiyat Başkanı Sayın Cahit Ertemel'i sahneye davet ediyorum. Rica ederim, rica ederim. Sağ olun. Thank you.